Şimdi sıra metinlerin sınıflandırılmasında. Bir düşünceyi, duyguyu ya da olayı belli bir biçim, anlatım ve noktalama işaretleri oluşturulan kelimelerin bütününe metin denir. Metni oluştururken sesten paragrafa kadar çeşitli dil birimlerini kullanırız. Sesler sözcükleri, sözcükler cümleleri, cümleler paragrafları, paragraflar da metni oluşturur. Metinler pek çok alanda kullanılabilen bir çeşit iletişim aracıdır. Bilimin ve edebiyatın gelişmesine bağlı olarak farklı alanlarda, farklı özellikle ve konularda metinlerin yazılması, metinlerin sınıflandırılması sonucunu doğurmuştur. Bu sınıflandırma, metinlerin birbirinden ayrılmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. Metinler, anlatım türlerine, kullanılan dilin işlevine, yazılış amaçlarına ve gerçeklikle ilişkilerine göre gruplandırılabilir. Buna göre metinler genel olarak öğretici metinler ve sanatsal yani kurmaca metinler olmak üzere iki gruba ayrılır. Şimdi öğretici metinlerle sanatsal metinlerin özelliklerini kısaca görelim. Öğretici yani bilgilendirici metinler okuyucuya bilgi vermek, onun düşünce ve kanaatlerini değiştirmek veya kuvvetlendirmek amacıyla oluşturulan metinlerdir. Bu metinlerin içine tarihi metinler, felsefi metinler ve bilimsel metinler ile makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj, haber yazısı gibi gazete çevresinde gelişen metin türleri ve anı, günlük, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi, mektup gibi kişisel hayatı konu alan metin türleri girer. Sanatsal yani edebi metinler ise bir takım estetik uyarımlara ve heyecana yol açarak insanı etkileyen, insanda güzel, duygu, düşünce ve hayaller uyandıran, yazılı ya da sözlü olarak oluşturulan metinlerdir. Edebi metinler bir şairin veya yazarın kaleminden çıkmış, sanat değerine sahip, bireysel ya da anonim olan şiir, hikaye, roman, tiyatro, masal, halk hikayesi gibi metinlerdir. Değerli arkadaşım, şimdi de öğretici metinlerin ve sanatsal metinlerin özelliklerini karşılaştırmalı olarak görelim. Önce öğretici metinlerden başlıyorum. Öğretici metinler herhangi bir konuda açıklayıcı, öğretici bilgiler vermek amacıyla oluşturulmuştur. Konuyla ilgili düşünceler genellikle nesnel bir tutumla ve kesin ifadelerle verilir. Öğretici metinlerde söz sanatlarına, kelimelerin soyut ve mecaz anlamlarına pek yer verilmez. Öğretici metinlerde açıklama, tanımlama, örnekleme, sayısal verilerden faydalanma gibi anlatım yöntemleri kullanılır. Kelimeler gerçek ve terim anlamlarıyla verilir. Öğretici metinlerde gerçeklik olduğu gibi ele alınır, kurmaca yoktur ve dil göndergesel işlevde kullanılır. Sanatsal yani edebi metinlerde ise durum farklıdır. Bu metinlerde amaç insanda estetik bir haz ve heyecan uyandırmaktır. Sanatsal metinlerde günlük dilden farklı, sanatlı edebi bir dil kullanılır. Söz sanatlarına, kelimelerin soyut ve mecaz anlamlarına sıkça yer verilir. Betimleme, öyküleme, benzetme gibi anlatım yöntemlerinden faydalanılır. Gerçeklik olduğu gibi verilmez, yeniden kurgulanır. Dil, sanatsal işlevde kullanılır ve anlatıcı öznel bir tutum sergiler. Gördüğün bu şemada da az önce söylediklerimiz özetlenmiş. Bu şemayı incelediğimizde yine aynı şeyleri göreceksin. Metinleri gördüğün gibi ikiye ayırmış, öğretici metinler ve sanat metinleri. Öğretici metinler kendi içinde tarihi metinler, felsefi metinler, bilimsel metinler, gazete çevresinde gelişen metinler ve kişisel hayatı konu alan metinler olmak üzere 5 gruba ayrılıyor. Gazete çevresinde gelişen metinlerin de kendi içinde türleri var. Makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj ve haber yazıları gazete çevresinde gelişen metinler içine girer.
anı, günlük, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi, mektup da kişisel hayatı konu alan metinlerin içine girer. Sanatsal metinlere geldiğimizde sanatsal metinlerin kendi içinde ikiye ayrıldığını göreceksin. Coşku ve heyecan ile getiren metinler, yani şiir. Bir de olay çevresinde oluşan metinler. Olay çevresinde oluşan metinler de gördüğün gibi anlatmaya bağlı metinler ve göstermeye bağlı metinler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Anlatmaya bağlı metinlerin içine masal, fabl, destan, halk hikayesi, mesnevi, manzum hikaye, hikaye ve roman girmektedir. Göstermeye bağlı metin bir tanedir, tiyatrodur. Alt türleri vardır. Modern tiyatro, trajedi, komedi, dram, geleneksel halk tiyatrosu, orta oyunu, karagöz, meddah, seyirlik, köy oyunları. Buradaki metin türlerini biz ileride ayrıntılı olarak göreceğiz. Değerli arkadaşım, şimdi birbirini izleyen iki metin göreceksin. Bunların birinin ismi Davet, diğerinin ismi Çorum'dur. Bu iki metni dikkatle okumanı istiyorum. Ondan sonra da bu iki metinin karşılaştırmasına geçeceğiz. Her iki metini incelediğinde Davet adlı metnin estetik bir hal uyandırmak amacıyla oluşturulduğunu göreceksin. Metinde mecazlı ve sanatlı ifadelere yer verilmiştir. Dil sanatsal işlevde kullanılmıştır. Sanatçı şiirinde kişisel duygu ve düşüncelerini özel bir tonla ortaya koyduğu için Davet adlı metin sanatsal metin örneğidir. Çorum adlı metin ise Çorum ilinin tarihçisi hakkında bilgi vermektedir. Metinde kullanılan kelimeler gerçek ve terim anlamlarıyla kullanılmış, dilin göndergesel işlevinden faydalanılmıştır. Çorum hakkındaki tarihi bilgiler nesnel bir tutumla sayısal verilerle de desteklenerek ortaya konmuştur. Bilgi vermek amacıyla oluşturulduğu için Çorum adlı metin öğretici metin örneğidir. Sevgili arkadaşım, metinlerin sınıflandırılmasıyla ilgili bilgilerini pekiştirmek için ÇAP Türk Dili ve Edebiyatı kitabının 9. sınıf kitabının sorularından faydalanabilirsin. Eminim ki bu sorular bu konuyu pekiştirmeni sağlayacaktır. Başarılar diliyorum.